Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere 11. sınıfı sayısal okuyup da 12. sınıfta TM'ye geçmek hakkındaki deneyimlerimi ve bu olayın bana katkıları neler oldu, zararları neler oldu bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Bornova Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun oldum. İlk senemde kazandım. Kafamda bir TM olma düşüncesi yoktu. 12. sınıfa geçtiğim yılda, daha doğrusu 11. sınıfı okurken daha böyle bir sayısal dersleriyle yüz göz olunca ve sayısal derslerinin aslında gerçekten neler olduklarını daha iyi bir farkındalık kazanınca aslında bana uygun olmadığını ve TM bölümlerinde daha mutlu olabileceğimi fark ettim. KYM tercih dönemimin özeti bu şekildeydi. Şimdi sizlere öncelikle 11. sınıfta neler yaptım ve 12'de neden TM'ye geçtim bundan bahsedeyim. 11. sınıfa başladığımda ben sınıfımı gayet seviyordum ve tüm sınıf hep birlikte sayısala geçtik. Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Ve ben asla kendimi sorgulamamıştım. Acaba TM mi yazmalıyım, TM mi daha doğru olur benim için diye. Herkes sayısal yazıyordu ve ben de sayısal dersinde zorlanan biri değildim. Ben de sayısalın benim için uygun olduğunu düşünüp sayısala geçtim. 11. sınıf başladığında 1. dönem hala sayısalın benim için doğru olduğunu düşünüyordum. Ancak 15 tatile geldiğinde aslında ben sayısal bölümlerden sayısal derslerini hala yapabiliyordum. Hala fiziğim, kimyam, biyolojim iyiydi, anlayabiliyordum. Ama sayısal bölümün sayısal çalışarak kazanabileceğim bölümlerin beni tatmin etmeyeceğini fark ettim. Örneğin hayatım boyunca hiç mühendis olmayı düşünmemiştim. Aslında mühendis olmak gibi bir hedefim yoktu. Yani bir doktor olamayacağımı fark ettim. Ve sayısaldaki diğer bölümlerde mühendislik ve tıp dışında beni çok cezbetmiyor. Ve 11. sınıfın 2. döneminde TM'den hazırlanmaya karar verdim. Bu süreçte şu çok zor oldu. Siz artık sayısalı kafanızda tamamen bitirmişsiniz. Ve artık kesinlikle TM'den hazırlanmak istiyorsunuz ama bir yandan sınavlar devam ediyor. Fizik, kimya, biyoloji çalışmanız gerekiyor çünkü ortalamanızı belli bir seviyede tutmanız lazım. Bu süreçte biraz zorlanmıştım. Çünkü siz belki o konulara kafa yorsanız yapabileceksiniz. Yani ben öyle fizik, kimya, biyolojiyi 1. dönemde anlıyordum. 2. dönemde TM'ye geçme kararı verdikten sonra birden bana Çince gibi gelmeye başladılar. Hiçbir şey anlamıyordum neler olup bittiği hakkında. Çünkü o yönde onları anlamanın bana pratik bir faydası olmayacağına karar verdiğim için o yöndeki alıcılarımı kapatmıştım. Bu yüzden 11. sınıfın 2. dönemi gerçekten çok zor geçti. Çünkü devamlı olarak istemediğim derslere girdiğim ve o derslere sınavlarını geçmeye çalıştığım bir döngü içerisinde buldum kendimi. Daha sonra yaz tatilinde TYT matematik ve özellikle TYT fen'e çalıştım. 11 derslerine bakmadım. Biraz da bu süreçte sayısaldan TM'ye geçmek istediğimi söylediğimde insanların verdiği tepkilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü birine bunu söylediğinizde yani artık TM'den hazırlanacağınızı size böyle küme düşmüşsünüz gibi bir bakış açısıyla bakıyorlar. Bayağı bir kötü yorum aldım. Yani en olmadığı burger'a girersin yorumundan tutun işte. Mesela bir hocam çantalı hırsız da lazım bu ülkeye falan demişti. Avukatlıktan bahsediyor. Çok çarpık bir düşünce aslında ama böyle bir algı var ne yazık ki. Herkes işsiz kalacağımı işte ülkede çok avukat olduğunu bunu söylediler. Sanki sayısaldan hazırlanan herkes böyle anında iş buluyor ve hayatının nirvanasını yaşıyormuş gibi. İşte TM'ye geçtiğin anda sen zaten belliydi ya işte kapasitenin olmadığı falan tarzında böyle bir insanlar havaya giriyor. Bir ego tatmini yaşamaya başlıyorlar. Hani bunu sınıf arkadaşlarımdan falan bahsediyorum. Bu tabii ki üzücü oluyor. Ama bu tür yorumlara kulak kapadığınızda daha iyi ilerliyorsunuz. O yüzden bu yorumları göz ardı etmenizi tavsiye ediyorum. Bu yani sayısal olmayan herkes için böyle kötü yorumlar yapılıyor. Gerek TM'ciler için, gerek sözelciler için, gerek dilciler için. İşte zaten bir yere gelemeyecektin. Yapamayacağını anladın da geçtin galiba falan filan tarzında. Çok da takmamak lazım. Öyle düşünüyorum.
Devam edeyim. 12. sınıfa geçtiğimde Eylül ve Ekim aylarında 2 ay içerisinde 11. sınıf edebiyatı hallettim. Ama bu tam olarak hallettim denemez. Hani bir konuları öğrenmeye çalıştım. Daha sonrasında AYT denemeleriyle devamlı olarak tekrar ediyordum zaten. Yaptığım ve yapmamam gereken şey şuydu. 11. sınıf coğrafya ve tarihini göz ardı ettim ben. Çok özellikle coğrafyasını. Çünkü ben tam olarak anlayamamıştım. Hani 11. sınıfta işlenen tarih ve coğrafyanın direkt sos 2'de çıkacak, sos 1'de çıkmayacak konular olduğunu sanıyordum. Bu konuda bir yanılsama yaşadığım için sınavda hani sınav sırasında direkt benim sos 2 sandığım bazı konular gördüm. Ve çok üzücüydü o an. Gerçekten böyle çok sinirlerim bozuldu. Ama matematiğim ve fenim yani TYT matematiğim gerçekten iyi olduğu için çok bir sorun yaşamadım. Sıralamam çok düşük gelmedi. AYT coğrafyam gerçekten kötüydü. Artısı şu oldu. TYT fende gerçekten iyi bir sıralama, iyi bir net yaptım. 20 soruda 16 netim vardı. Ve hani bunun nedeni benim hem TYT feni çalışmamdı hem de 11. sınıfta gördüğüm ve ikinci dönem salladığım o fen aslında benim TYT fenimin gelişmesine de çok katkı sağlamış. Çünkü 11. sınıfa geçtiğinizde sayısalsanız size 9 ve 10'daki fen konularını zaten biliyormuşsunuz gibi anlatılıyor fizik, kimya, biyoloji. Ve siz bir zaman sonra ister istemez o TYT fen konularını anlamış oluyorsunuz. Bu nasıl ve ben hani 11. sınıfta o şeylerle cebelleşirken fen dersleriyle aslında farkına varmadan bir TYT fen temelim oluşmuş. Eğer bunu 11. sınıfta TM'den okusaydım belki daha rahat bir yıl geçirecektim. Ama TYT fenden böyle bir başarı sağlayamazdım diye düşünüyorum. Ayrıca daha sonra ben TYT fende kendi başıma çalışmaya çalışırken yazın daha kolay anlıyordum kendi kendimi. Çünkü dediğim gibi belli bir temel oluşmuştu. Ve yapılan yanlış çoğunlukla şu oluyor TM öğrencileri arasında. Ben zaten fene hiç zaman ayırmamalıyım. Hatta feni hiç yokmuş gibi davranmalıyım. Hiç feni çözmeyeyim. Direkt matematik, Türkçe ve sosyalden çözeyim diyerek. Ve direkt 120 soruluk testi 100 soru üzerinden değerlendiriyorlar ve bunları da büyük bir kayıp oluşturuyor. Benim sıralamamı yükselten en yegane şeylerden biri TYT matematik ve TYT fen netlerimdi. Onun dışında TYT matematikte belirgin bir fark yaşatmadı bana 11. sınıfta sayısal olmak. Sonuç olarak 11. sınıfta TM'ler de matematik görüyor, aynı matematiği görüyorlar. Belki şu olabilir, genel olarak baktığımızda 11. sınıfta özellikle, çünkü 12. sınıfta herkes ders çalışıyor ama 11. sınıfta TM sınıflarının biraz daha akademik olarak kendilerini henüz sınava hazırlanıyormuş gibi hissetmediğini gözlemleyebilirsiniz. Ve bu da sizin üzerinize sirayet edebiliyor. Yani ben sayısal okudum 11. sınıftayken. Sınıfa ilk girdiğim günden beri, hani 11. sınıf başladı, okul başladığı günden beri böyle bir devamlı olarak bir test çözülüyor. Oluyordu. Devamlı olarak birbirlerine soru soruluyordu. Devamlı etütler yapılıyordu. Ve siz bu atmosferin içinde derslerinizi daha iyi çalışabilme olanağı görebiliyorsunuz. Bu böyle bir avantajı var 11. sınıfı sayısal okumanın. Ama TM sınıflarına baktığınızda ben şey demeye çalışmıyorum. 11'de TM'ler yatıyor demeye çalışmıyorum. Ama mesela diyelim ki bir etkinlik yapılacak. İnsanların aklına çoğunlukla ilk olarak 11 sayısal sınıfları değil de 11 TM sınıfları geliyor. Diyelim ki bir sunuculuk yapılacak, bir organizasyon düzenlenecek. 11 TM'lerine göre veriliyor. Çünkü zaten onlar da sözel olarak ve sosyal olarak kendilerini kanıtlamış insanlar oluyorlar çoğunlukla lisedeki o 9. 10. sınıflarda. O yüzden TM sınıflarına birazcık daha rahat bir hava sezinlenebiliyor. Ve bu da sizin yine üzerinize sirayet ediyor. Yani belki benim 11. sınıfta TM okuyan arkadaşlarımla aynı matematiği gördüğüm halde matematik netlerimin iyi olmasının nedeni belki o
ortam olabilir. Onun dışında TM sınıfında da halledilebileceğini düşünüyorum ben matematiğin. Belki şöyle bir sorun oluşabilir. Bazen okullar, ya biz iki tane öğretmeni var diyelim ki, bir tanesi gerçekten iyi bir öğretmen, diğeri ise o kadar da iyi olmadığını bildiğimiz bir öğretmen. İyi öğretmenin sayısal sınıflarını verip daha iyi olmadığını düşündüğü öğretmeni TM'ye verebiliyor. Bunun niçin yapıyor? İşte sayısal bölümü daha zor, işte onların derece yapması daha önemli falan gibi bir mantığa girebiliyor. Ama bunu her okul yapmıyor. Bu okulun kendi ayıbı diyeyim. Böyle bir dezavantajı olabilir. Evet, böyleydi. Ben 11. sınıfı sayısal okuyup 12. sınıfta TM'ye geçtim. Benim gözlemlediğim, deneyimlediğim pozitif yanları ve negatif yanları bunlardı. Ama ben açıkçası, bana biri gelip de 10. sınıfı bitirmiş ve 12-11'e geçecek, TM istiyorum, mesela hukuk istiyorum ama 11'i sayısal okumalı mıyım diye sorduklarında kesinlikle evet diyorum. Artılarını ve eksilerini karşılaştırdığımızda 11'i sayısal okumak daha baskın geliyor. Çünkü şöyle bir şey var ki, daha fazla çalışmanız gerekiyor günün sonunda ve daha fazla çalışmak her zaman daha iyidir. Ve son olarak da şöyle bir şey var, kararınızı henüz tam olarak vermediyseniz, hani TM'den mi çalışmak istiyorum, TM'den mi tercih yapmak istiyorum yoksa MF'den mi tercih yapmak istiyorum şeklinde kafanızda bir kafa karışıklığı varsa kesinlikle 11'i sayısal okuyun. Çünkü 11'i TM okuyup 12. sınıfta sayısala geçmek çok 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 daha zor. Yani sizin normal 11 sayısal okuyan birinden 4-5 kez daha fazla efor harcamanız gerekecek ve geri dönüşü daha zor olacak. Ama 11'i sayısaldan okursanız ve daha sonra TM'ye geçersiniz ve evet, belki 11. sınıfta biraz zorlanmış olursunuz, biraz kendinizi vermeniz gerekmiş olur ama günün sonunda hem feni ve matematiği daha iyi olan bir TM öğrencisi olursunuz. Ki 12. sınıfa geçtiğimde benim gözlemlediğim şey şuydu, bir gruplaşma oluyor sınıfın içerisinde, 11'i TM okuyanlar ve 11'i sayısal okuyup 12. sınıfta geçenler. Böyle ve bize hani birazcık da matematiğimiz iyiymiş gibi davranılıyordu. Çünkü öyle bir izlenim vardı. Öyle bir, belki de doğruydu yani. Hani ya onlar yapar zaten, 11'i sayısal okudular falan tarzında böyle bir insanlar havaya giriyordu. Yani bunun ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Yani kararınızı henüz veremediyseniz hangi bölümü tercih edeceğinize dair, mesela ben öyleydim. Ya da kendinizi matematik ve fen konusunda da besleyen ve derece yapmak isteyen, gerçekten iyi bir yerlere gelmek isteyen, iyi bir hukuk, iyi bir psikoloji yazmak isteyen ya da diğer bölümler, yani iyi bir TM bölümü yazmak istiyorsanız 11. sınıfı sayısal okumanızı tercih ederim. Bugünkü video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine merak ettiğiniz ya da önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa yorumlara belirtebilirsiniz ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ne tür videolar istediğinizi de belirtebilirsiniz. Bazen videolarımı bu öneriler üzerine şekillendirebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.